Geçtiğimiz ay ikinci el otomobil satışında 6 ay ve 6000 kilometre şartı içeren düzenleme resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeye göre ticari faaliyet çerçevesinde otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması veya satışı ancak ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6000 kilometre geçmiş olması koşuluyla yapılabilecek. Bu şartlar sağlanmadan doğrudan veya dolaylı yollarla 1 Temmuz 2023 tarihine kadar pazarlama ve satış yapılmayacak. 6 ay ve 6000 kilometreyi geçmemiş otomobiller için 15 Eylül'e kadar kısıtlama olmaksızın elden çıkarılması için verilen süre ise bugün itibariyle son buldu. Galerici esnafı uygulamanın tam anlamıyla denetlenmesiyle araç fiyatlarının %3 ila %5 arasında düşeceğini beklerken bu düzenleme sadece galericilerle şirketlerin değil şahıslara da dahil edilmesi gerektiğini belirtti. Pandemi süreciyle otomobil sektörü piyasası adeta altınla yatırım aracı olarak yarışır hale geldi. Tabii talepler artınca tabii bu işi işte sektör haline getiren kullanıcılar yani dolayısıyla bu iş çığırından çıktı. Ticaret Bakanımız Ağustos ayı içerisinde sektörle alakalı işte otomobil ve arazi taşıtlarını kapsayan 6000 kilometre 6 ay yani ikisinin de dolması gerekiyor. Tabii şu anda hani birçok kişi bunun sadece bir tanesinin yeterli olduğunu düşünüyor. Ama hani ikisinin de yani hem 6 ayı doldurması gerekiyor hem de 6000 kilometreyi doldurması gerekiyor. Yani satış yapabilmek için bakanlığımız işte 15 Eylül'e kadar bir şey verdi, tarih verdi. O tarihte bugün itibariyle doldu. Yani bundan sonraki süreçte alınan araçların ilk tescil tarihinden sonra 6 ay beklemesi gerekiyor. Ve 6000 kilometreyi de yapması, doldurması gerekiyor. Yani ilerleyen zamanda bu süreci beklemek gerekiyor. Bu çıkan yasanın sadece işte araç kiralama şirketleri, normal şirketler, işte galericileri değil de artı olarak binicileri, kullanıcılar, şahıslar da kapsaması gerekiyordu. Hani baktığımız zaman bir şahıs aracı niye alır? Yani aracı kullanmak için alır. Yani bu sürenin onları da kapsaması gerekiyordu. Tabii bu aradaki fırsatçıları, yani kenarda parası olup parasını otomobil ticaretiyle çevirenler işte vergi hiçbir kazanç devletin olmadığı halde ticaretini yapıyorlar. Yani bunların önüne geçilebilirdi. Kurban Bayramı'nın öncesine kadar hareketli olan otomobil sektörü özellikle yani Kurban Bayramı'ndan sonra sessizliğe büründü. Tabii bakanımızın yaptığı bu 6000 kilometre 6 ay sürede dolayısıyla birazcık daha piyasanın durmasını işte insanların beklentilerini oluşturdu. Yani baktığımız zaman abartılı fiyat yazanlar internette yani onlar fiyatları biraz düşürdü. Yani bir %5 %10 düştü ama uygulama yani şahısları da kapsamış olsaydı biz eminiz ki yani bu daha da verimli olacaktı. Daha da düşmesi sağlanacaktı.